Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalarda olup bitenleri hem yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Doktor Gülay Elif Yıldırım, Şekerbank Baş Ekonomisti bizlerle birlikte olacak. Uluslararası piyasalardaki hareketliliği ve yurt dışı hisse senetlerindeki performans beklentilerini ise Meltevi Investment Management Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Önder'le birlikte değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca ona bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayı borçlanma programına iki tahville devam etti. Hazinenin 6 yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 6.06 milyar lira olurken dönemsel faiz %20.55 olarak kaydedildi. 4 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise net satış 5.86 milyar lira olarak gerçekleşirken dönemsel faiz %10.72 oldu. Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta %3.9 artarak 80.40 değerini aldı. Böylece Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan endeks Aralık ayında 77.4 olarak kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023'ün 3. çeyreğinde seyahate çıkan kişi sayısı yıllık %1.6 artışla 19.467.000 olurken seyahat sayısı ise %1.7 artışla 23.8 milyon oldu. Aynı dönemde geceleme sayısında ise %1.9'luk gerileme öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu iktisadi teşebbüslerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunduklarını bildirdi. Şimşek, kitlerin gayri safi yurt içi hasılanın %7.4'ünü, kamu yatırımlarının ise %24'ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Bloomberg'un haberine göre Çin hisse senetlerinde alım yapacak 278 milyar dolarlık bir istikrar fonu kurmayı değerlendiriyor. Büyük bölümü Çin kamu kurumlarının yurt dışı hesaplarından sağlanacak olan bu tutarın istikrar fonu olarak Hong Kong borsası üzerinden Çin hisselerinin alımı için kullanılmasının değerlendirildiği ifade edildi. Günün öne çıkan haber başlıkları bu şekildeydi. Piyasalardaki rakamlara dönüp bakalım. Borsa İstanbul şu anda artıda ama sanayi endeksle bankacılık endeksi arasında yoğun bir ayrışma olduğunun da altını çizmek lazım. Endeks 8000 puanın üzerine kalmaya devam ediyor. Şu dakika itibariyle 8043 puan seviyesindeyiz. Bununla birlikte bankacılık endeksi %3 aşağıda. Sanayi endekste ise %1'lik bir artı olduğunu söyleyebiliriz. BİM hissesi %4'e yakın primle endeksi tek başına 18 puan yukarı itiyor. Türksel, Aselsan, Migros, Ford Otosan, Türk Hava Yolları gibi hisse senetleri de 5-6 puan arasında endeksi olumlu şekilde yukarı çekiyor. Bankalara baktığımız zamansa şu anda Akbank %3,5 düşüşle endeksi 14 puan, Yapı Kredi %4'ün üzerinde kayıpla 11 puan, İş Bankası ise %3'ün üzerinde kayıpla 9 puan kadar aşağı çekiyor. Keza yine Garanti Bankası'nda da %3'e yakın geri çekilme olduğunu ifade edelim. Burada perde arkasında JP Morgan'ın yazmış olduğu bankacılık sektörü raporu var. Hedef fiyatları yukarı çekiyor, tavsiyeyi nötrde bırakıyor. Ancak özellikle önümüzdeki döneme dair net faiz marjı daralmasına da atıfta bulunuyor. Karlılık beklentilerini 2023 yılı için %10, 2024 için %2 kadar geri çektiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu raporun da etkisiyle yılbaşından bu yana kuvvetli performans göstermiş bankacılık sektöründe hisse senetlerinin bir parça geri geldiğini anlıyoruz. Detaylı bir rapor, diğer detayları az sonra Sevcan Ersözlü aktaracak bizlere. Bununla birlikte dolar TL'de 30 lira 28 kuruş seviyesindeyiz. Euro TL'de ise 32 lira 93 kuruş civarında fiyatlama olduğunu aktaralım. Euro dolar çaprazı 1.0869 düzeyinde, dolar endeksine baktığımızda ise 103.40'larda kalmayı sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Amerikan tahvilleri sınırlı yukarı gidiş içerisinde, özellikle dün haftaya başlarken daha zayıf bir görünüm vardı ama şu anda yeniden 4.12'nin üzerine attığını görüyoruz. Çok yüksek bir volatilite olduğunu söylemek mümkün değil ama genel perspektif olarak baktığımızda hakikaten son dönemde tersine fiyatlama bizi 2 yıllıklarda 4.40'lara, 10 yıllıklardaysa 4.10 bandına kadar
getirdi. Buraların altından tepki geldiğini anlıyoruz şu dönemde. Avrupa borsalarına baktığımız zamansa özellikle bir yandan Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı, diğer taraftan gelen makro çerçevedeki veriler üzerinden fiyatlamalar sürüyor. Bugün bir miktar satıcılı olduğunu söyleyelim piyasanın. Stoxx 600 endeksi %0.2 kadar aşağıda. FTSE yatay, Paris'te %0.2'ye yakın aşağıda bir seyir var. Frankfurt'ta DAX endeksi pozitif ayrışıyor ama sadece %0.1 ile. İtalya'da %0.3, İspanya'da ise %0.8'e yakın geri çekilmelerle seans sürüyor. Vadeli işlemler piyasasına Amerika cephesi için baktığımızda da karışık bir seyir var. Şu an itibariyle Dow Jones vadeleri %0.1 aşağıda, Nasdaq ve S&P 500 vadeleri ise 0.1 kadar yukarıda demek mümkün. Bugün özellikle gelecek olan Netflix bilançosu piyasa üzerinde bir miktar daha etkili olacak gibi görünüyor ama bunun dışında reel sektör şirketlerinden gelecek bilançolarında Dow Jones üzerinde etkili olma potansiyeli söz konusu. Emtia piyasasına baktığımızda petrol fiyatlarının bir miktar aşağı kaydığını görüyoruz. Şu anda yeniden Brent petrol fiyatlamasının 80 doların altına geldiğini, 79,5 doların da hatta altına sektiğini görüyoruz. 79 dolar 49 sent görünüyor. New York tipi ham petrol ise 74 dolar seviyesinde tutunma çabasında. Spot altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre kabaca 5 dolar kadar yukarı gitmiş. 2026 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altındaysa 1971 lira seviyesine işaret ediyor sentetik fiyatlama. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, biraz önce rakamları aktarırken ufak paylaşımda bulunduk ama JP Morgan raporu bugün bankaları aşağı çekiyor. Sanayi sektörle bankacılık arasında ciddi bir fark var. %3 kadar aşağıda bankacılık endeksi. Net faiz marjına vurgu var ama neler ön plana çıkıyor raporun içerisinde? Raporun içinde hem negatif hem de nötr kelimeleri var. Ama baktığımızda piyasa negatif kısmını daha çok fiyatladı bugün. Aslında görünüm nötr olarak bırakılırken negatif bantta izlemeye aldığı bankalar var. Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi negatif katalizör izleme listesine almış durumda. Burada fiyat revizyonları da söz konusu. Ama önce bankacılık endeksinin küresel muadilleri arasındaki eğilimine bakalım. Biz sene başından bu yana baktığımızda aslında 2024 yılı içerisinde hala pozitif banttayız. Bankacılık endeksinin sene başından bu yana getirisi %6'nın üzerinde. Avrupa MSCI Bankacılık Endeksine baktığımızda burada %1,5'a yakınsayan bir geri çekilme olduğunu, Dünya Bankacılık Küresel Endeksine %2'ye yakınsayan bir geri çekilme hareketi olduğunu görüyoruz. Ama grafiğin son kısmında dikdörtgen içerisine aldığım bir bölge var. Bu bölgede biz aslında Türkiye'de BIST 100 bankacılığın önce yukarı yönlü hareketle beraber pozitif ayrıştığını ve sonrasında aslında bankacılığın satışa geçmesiyle beraber, özellikle de kar realizasyonlarının gelmesiyle beraber, Moody's'ten aldığımız görünüm değerlendirmesinden sonra beraber X bankacılığın aslında satışa geçip diğer küresel bankacılık endekslerinde minör bir biçimde aslında toparlanma eğiliminin olduğunu gördük. Dolayısıyla biz manşete bugün X bank pozitif, yani bankacılık endeksi muadilleri arasında pozitif ayrışmaya devam edecek mi sorusunu soruyoruz. Raporda bunun cevabını aradığımız takdirde ise aslında şunu görüyoruz. Bankaların öz sermaye karlılığı devam edecek. 2022 yılında gördüğümüz müthiş diyebileceğimiz yüksek öz sermaye karlılıkları aslında %400 bandına varmıştı. 2023 yılı içerisinde biz bunun %30 bandına geri çekildiğini gördük. Ancak 2024'ün 3. çeyreği itibariyle beraber burada yeniden bir daralma olacak. %7-%8 bandında bir bankacılık kar daralması olacak. Dolayısıyla bunun etkisiyle beraber biz temkinli duruşumuzu, nötr pozisyonumuzu ve negatif katalizör izleme listemizi gündeme alıyoruz diyorlar raporun içerisinde. Bu kar daralmasının etkisiyle beraber de aslında belli fiyat revizyonlarına gitmişler. Akbank için fiyat seviyesi 42'den 45 TL'ye yükseltmişler. İş Bankası için 26,20'den 30 TL'ye. Garanti ve Yapı Kredi için ise aşağı yönlü bir revizyon var. Garantide 73,5 seviyesinden 72,40'a, Yapı Kredi Bankası'nda ise 28'den 27'ye doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz. Biz aslında BOFA raporuyla beraber, Bank of America Merrill Lynch raporuyla beraber bankacılık endeksinin yukarı yönlü gittiğini görmüştük. Orada da aslında ne vardı? Değerlemeleri cazip kaldığı, yani aslında fiyat defter oranlarının cazip kaldığı ve aslında perakende yatırımcılar arasında artan popülerliğiyle beraber, halka arz dalgasıyla beraber bankacılık endeksinin ucuz ve aslında makro ihtiyacı politikaların devam etmesiyle de beraber gelecek potansiyelin olduğuna yönelik bir vurgu vardı. Ve burada not yükseltmesini görmüştük BOFA raporunda.
Ve aslında Moody's'ten önce takip ettiğimiz bir de Fitch'ten Türk bankalarının görünümüne dair rapor değerlendirme vardı. Burada da onu hatırlayalım. Fitch ne diyordu? Aslında faaliyet ortamı ve müdahale riskleri ile beraber değerlendirdiğimizde Türk bankalarının kredi notlarını sınırlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü burada hala durağı not görünümünde bırakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü aslında buradaki endişemiz zayıf yabancı banka finansal yabancı para finansal esnekliği ve aslında müdahalelerdir gibi bir açıklaması vardı ki burada sadece garantiye bir pozitif ayrımcılık vardı. Sadece Garanti ve BBVA'nın hissedar desteğiyle beraber B pozitifte olduğunu ve diğer bankaların ise yabancı para cinsinden uzun vadeli notlarını ülke kredi notunun bir kademe altında B negatif olarak sınırlandırıldığına dair bir ifade vardı. Geldiğimiz takdirde aslında bu üçünün değerlendirmesine baktığımızda fiyat kazan fiyat defter oranı olarak hala ucuz ve öz sermaye karlılığı için hala getirisi olan bir potansiyel olarak görülüyor. Ama hem enflasyon muhasebesinin önce uygulanmayacağına dair alınan karar sonrasında 2025 yılı itibariyle aslında bankacılığında enflasyon muhasebesine dahil olmasıyla ve önümüzdeki süreçte enflasyonla devam eden süreçte bu karlılığın azalma beklentisiyle beraber raporlarda bir temkinli vuruşun da olduğunu görüyoruz. Hemen burada BOFA'nın bize işaret ettiği fiyat defter oranını da hatırlayalım. Bir seviyelerinde olması gerektiğini ifade ediyordu önümüzdeki yıl için 2024-2025 yılı için. Güncel durumda bankacılık endeksinin fiyat defter oranı ise 1.13 seviyesinde zaten bu performansa yakın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz aslında sen de sözü bana atarken bankacılık endeksi ve sanayi endeksi arasındaki farktan bahsetmiştin. Buradaki rasyoya da baktığımızda yani sanayi bölü bankacılık rasyosuna baktığımızda 2022'de bir dip seviye olduğunu, 1.11 seviyesinde olduğunu, sonrasında bankaların karlılığıyla beraber yükselişe geçtiğini, şimdi yeniden o dip seviyeye doğru 1.24 bandına doğru bir eğilimle beraber geri çekildiğini görüyoruz. Önümüzdeki günün ana teması bankacılık endeksi hem BIST 100 içerisinde pozitif ayrışmaya hem de küresel muadilleri arasında pozitif ayrışmaya devam edecek mi olacak ve biz de araştırmaya devam edeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Sevcan'dan aldık JP Morgan raporunun detaylarını. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümle karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şekerbank Baş Ekonomisti Doktor Gülay Elif Yıldırım bizlerle birlikte bu bölümde. Gülay, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi aslında bir taraftan bugün ya bu hafta itibariyle tartışacağımız en önemli konu hiç kuşku yok ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Diğer taraftan özellikle bundan sonrasına ilişkin makroekonomik çerçeveyi de bir miktar değerlendirmeye çalışacağız. İster istemez genel olarak Merkez Bankası üzerinde yürüyen tartışmalar bunları biraz daha geride bırakıyor. Ama sonuçta Merkez Bankası kararlarıyla ve kendi iletişim politikası içerisindeki diliyle konuşması gereken bir kurum. An itibariyle geldiğimiz noktada da piyasanın beklentisi bir an evvel bu gündeme geri dönüş. Dolayısıyla biz de ister istemez bu çerçeve üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Ne dersin, özellikle bu faiz kararındaki bizim yaptığımız ankete bakılacak olursa piyasa beklentisi 2,5 puanlık bir faiz artırımıyla %45'e gelineceği yönünde, ne dersin? Evet, bizim beklentimiz de 45'e gelinmesi, 250 bas puan artışta ve orada da muhtemelen durması ve Perşembe günkü metinde aslında bu şeyden sonra 45'ten sonra nasıl bir likitte yönetimi yapacağına, çünkü halen enflasyon çok yüksek seviyelerde ve daha da artış gösterecek yıllık bazda, aslında Perşembe günkü toplantıda bizim bakacağımız, ipuçlarını aramaya çalışacağımız nokta dezenflasyon sürecinin sabit faizle yani 45 ile gidecek bir süre. Onun karşılığında ne gibi likidite önlemleri gelecek, bunları görmeye çalışacağız. Orada yani bunun enflasyonun halen gidecek yolunun olduğuna dair tekrardan bir alt çizilme olacak mı? Ve daha da önemlisi belki Ocak ayı enflasyonu ciddi yüksek gelecek. Bununla ilgili bir şey olacak mı? Orada bir
anlamı olacak mı yani Ocak ayı enflasyonun yüksek geleceğini ve bunun da hani biraz dezenflasyon sürecini birazcık daha uzatacağını buna ulaşmaya anlamında bunları arayacağız. Yani Ocak ayı enflasyondan özellikle bahsedilecek mi onu ben merakla bekliyor olacağım. Ocak enflasyonu nerede bekliyorsun? Bizim 6,5 civarında öyle bir beklentimiz var. Aslında şimdi biraz daha düşük ama bir üstünden daha geçince herhalde daha yüksek bir seviyeye gelecek diye düşünüyorum. Hani yıllık bazda baktığımızda çok büyük bir şey olmayacak. Yine 65'li seviyelerini koruyacak. O anlamda hani bir sıkıntı yok. Fakat biraz önce şöyle tekrardan bir bakayım dedim. Tabii tepe noktasını nerede göreceğimizi biraz geciktirecek. Eğer ki bizim beklentimiz dahilinde bir rakam gelirse biz hep işte yani Nisan gibi konuşuyorduk. Gördüğüm kadarıyla Mayıs, Haziran gibi bir yani 1-2 ay bir öteleme olacak şeyde en yüksek seviyeyi gördüğü nokta ay anlamında. Orada da bir öteleme var. Tabii yıl sonunu yükseltecek. Bizim 40'tı beklentimiz. İşte 43 civarına falan, 43,5 civarına falan geliyor eğer ki beklediğimiz civarlarda gelirse. O anlamda hani Ocak ayı enflasyonu dediğim gibi birazcık görüntüyü değiştirecek gibi. Eğer ki bu 6-6,5 civarlarında bir rakam gelirse o anlamda da biraz Merkez Bankası'nın buna değinip değinmeyeceği ve sonrasında da 8 Şubat'taki enflasyon, yılın ilk enflasyon raporunda da nasıl bir yani burada bir revizyon olacak mı yıl sonu için nasıl bir görüntü, nasıl bir orta vadeli projeksiyon verecek bize onu da dediğim gibi bekliyor olacağız. Yani iki tane arka arkaya aslında çok önemli belki Ocak enflasyonu bu kadar yüksek gelmeyecek olsaydı hani bu denli önemli takip yine tabii önemli metinler ama bu denli üzerinde durulmazdı diye düşünüyorum Ocak ayı çünkü özellikle asgari ücretteki bu beklenti üzeri aslında doğru bir kelime değil ama enflasyonun patikasının biraz üzerinde olan şeyle beraber zamla beraber birazcık yani enflasyon görüntüsü birazcık sanki hafif bir sekteye uğramış gibi görünüyor şu an için. Peki burada iki tane çok önemli konudan bahsettik. Bir tanesi işte evet Ocak enflasyonu yüksek gelecekse ve enflasyondaki önümüzdeki döneme dair beklentiler bir tık yukarı kayacaksa acaba faiz artırımlarında sona geldik söylemi bu şekilde devam edecek mi? İkincisi hani artık sonuna geldikten anladığı piyasanın 45'te durur Merkez Bankası'ydı. Mevcut enflasyon trendine baktığın zaman buraların yeterli olma ihtimalini nasıl görüyorsun? Çünkü özellikle bu ücret artışlarından şu ana kadar geçen süreç içerisinde ki ayın 23'üne geldik. Herkesin çok net ve bariz bir şekilde gözle görebildiği bir fiyat artış trendi başlamış görünüyor. Dolayısıyla bunu engelleyebilmek için ne yapılmasını beklersin? Ben 45'in ötesinde şu an için 45'in ötesinin konuşulacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle bir şey yani bir uyumsuzluk gibi algılanacağından dolayı yani daha ilk ay itibariyle yılın ilk ayı itibariyle böyle bir konuşma hani böyle bir şeyin gündeme getirilmeyeceğini en azından belki arka planda hani arka düşüncede olabilir ilerleyen aylarda bunu görebiliriz ama ilk ayda hani Ocak ayında dediklerin çok doğru kesinlikle inanılmaz bir fiyat artışı var. Hepimiz görüyoruz her şeyi aldığımızda, her ürünü aldığımızda %30, %40 en azından bir zam geldiğini maalesef gözlemliyoruz, yaşıyoruz ama ilk anda, ilk ay itibariyle ben böyle bir şey açıkçası beklemiyorum. Ama sonrasında tabii ne gibi bir değişiklik olur. Belki yerel seçimlerden sonra böyle hep yerel seçimlerden sonra atılan bir şey var burada ama hani genel itibariyle öyle bir beklenti var. Belki hani fiyatlar tam oturduktan sonra enflasyonun gidişatına göre
bir değişiklik olabilir. Ama dediğim gibi ilk anda Ocak ayında ben böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü bu biraz moral bozucu olur diye düşünüyorum yani dezenflasyon süreci için. Fakat şöyle bir düşüncem var. Yani muhtemelen yerel seçimler geçtikten sonra bu yapılan ayarlamaları, maaş ayarlamalarının işte asgari ücretin bunların ikinci etkilerini kısıtlamak ve enflasyon de, yani Ocak ayında işte böyle bir şey görmeyeceğiz muhtemelen bir değişiklik, ama hani daha sonrasında da sıkı tutabilmek adına ben likidite önlemlerinde özellikle Merkez Bankası'nın daha sıkı gideceğini açıkçası düşünüyorum ve hani onu likidite tarafını çok fazla kullanmadı. Bir de hep konuştuğumuz gibi bu bütçeden gelecek olan rakamlar var, daha piyasaya henüz çıkmamış olan, hani çarçın içerisinde gördük ama nakit anlamında henüz onun etkilerini yaşamadık. O gelecek herhalde ayın ilk 3-4 yılın 3-4 ayında görürüz onların etkilerini. Hani orada da bir genişletici, zorunlu olarak aslında genişletici deprem harcamaları nedeniyle bir resim var. Hani tüm bunları düşündüğüm zaman belki faiz, hani ilk anda faizi 45 değil de işte bir 5 puan daha, yani 50'ye çıkartılmıyor, daha yüksek bir şeyler konuşulundan daha ziyade demin de söylediğim gibi çok etkin kullanmadığı likidite silahını Merkez Bankası'nın daha sıklıkla kullanacağını ben düşünüyorum. Hani oradan da bir şey olmazsa, istenildiği gibi patikaya girmezse bu iş, çünkü biz 70'leri göreceğiz önümüzdeki aylarda. Hani 73'lerimiz, bizim hesaplamamız 73 gibi bir rakamı söylüyor bize. Hani buradan hep söylüyorum, yani insanları ikna etmek 36'ya işte ya da 40'a 42'ye geleceğine ikna etmek zorlu bir süreç. O anlamda hani bu süreçte yanlardan, yan etkilerle birazcık yavaşlıyor, hırpanılarak gidiyor son dönemde. Hani bunu yapmak adına öncelikle demin de söylediğim gibi likidite tarafında Merkez Bankası'nın tedbirler alacağını, orayı sıkılaştıracağını, mümkün olduğunca dezenflasyon sürecini devam ettirmek adına ve eğer olmazsa, yani her şey sonuna kadar kullanıldıktan sonra halen istenilen patika üzerinde gitmiyorsa, o zaman belki bir yeniden bir döngünün konuşulabileceğini düşünüyorum, ama dediğim gibi bu bana biraz şu an için zor gibi geliyor açıkçası. Özellikle bu enflasyondaki atalet kısmını çözümlemek için Merkez Bankası'ndan bir ekstra beklentin var mı diye de sorayım. Çünkü hani sen likidite koşullarından, miktarsal sıklaşmanın sertleşmesinden bahsettin ama bu çerçevede şu anda depo ihaleleri dışında çok ekstra bir şey yok. Seçim öncesinde de ekstra bir miktarsal sıklaşmaya gitmek çok mümkün müdür, değil midir, o da tartışılabilir. O yüzden ne dersin? İşte bunlar hepsi birbirine bağlı açılı. Yani buradaki ataleti kırabilmek için oradaki fiyatlama davranışları, tüm yani mekanizmayı kırabilmek için birazcık daha o tarafta sert gitmek lazım. Ama senin de söylediğin gibi seçim öncesinde çok da sıkılaştırılamıyor maalesef. Yani ortada bir harcamalara çok ciddi bir ket vurmak da istenmiyor. Zaten baktığımızda orta vadeli planın Merkez Bankası'nın çıktığı açığı tarafında daha ziyadesiyle hani bize seçim sonrasında bir yavaşlamanın, büyüme tarafında bir yavaşlamanın öngörüldüğü, onun hesabı üzerinden gidildiğini anlatıyor rakamlar. Hani burada şey geçtikten sonra, yerel seçimler geçtikten sonra, demin de ifade ettiğim gibi daha sıkı önlemlerin, yerel seçim öncesinde zor, zaten çok az bir zaman kaldı baktığımızda, öncesinde zor, ondan sonra da bu adımlarla ve belki gerekirse, demin de söylediğim gibi az bir ihtimal veriyorum, bir daha sıkılaşma olma şeyine, 45 bence son rakamdır. Ondan sonrasında eğer halen olmazsa dezenflasyon sürecinde, çünkü yetkililer çok istekliler, yani böyle de olmak zorunda, çok iddialılar. Bu şey iddiayı ve bu hedefi tutturabilmek adına belki son şeyde bir tur daha sıkılaşma görebiliriz, ama eldeki imkanlar henüz daha tam anlamıyla kullanılmadı bence. Onların daha sıkı bir şekilde kullanılacağı bir dönem göreceğiz, ama yerel seçimlerden sonra büyük ihtimalle. Peki bu ortamda iç talep hareketliliğini nasıl görüyorsun? Onu da sana bir sormak istiyorum. Çünkü şu an itibariyle özellikle ücret artışlarından sonra iç talepte kullanım ciddi şekilde, talep ciddi şekilde canlı kalmaya devam ediyor. Kredi kartı kullanımı ciddi şekilde artmaya devam ediyor. Her ne kadar bir parça aşağı gelmiş olsa da.
Bunu dizginlemenin ya da yavaşlatmanın formülü nasıl gerçekleşebilir? Bir kredi kartı düzenlemesi özellikle önümüzdeki dönemde bekler misin? Tabii ama bunlar yani sonuçta çok yüksek bir enflasyon ortamından geçtiğimiz için insanlar ellerindeki para sonuçta yetmiyor ve kredi kartı kullanmak zorundalar. Ve halen stoklama eğiliminin ben devam ettiğini düşünüyorum. Yani bugün 100 liradan aldığım şey yarın 120-130 lira olacağını kimse bana garanti edemediği için şu anki ortamda. Tabii ki insanlar özellikle sık tükettikleri malları halen stoklama eğilimindeler. İşte bu atalet beklentilerdeki bozulma hepsi bunların bir böyle sarmal gibi maalesef dezenflasyon sürecini zorlaştıran konular. Bu da işte yani beklentiler üzerinden insanlar sonuçta 3 tane alacağını 10 tane alıyor. Nasıl olsa kullanacağım ve fiyatı artacak. O yüzden önceden alayım diyor. Siz orada piyasada 2 tane 3 tane üretilmişse 10 tane talep geldiğinde ve doğal olarak bir enflasyon yaratıyor. Yani bu çok basit bir denklem sonuçta. O bakımdan buradaki ne zaman bu kırılırsa, ne zaman burada bir yavaşlama görürsek, ne zaman insanlar gerçekten 100 liraya aldığı şeyin 3 ay sonra alsa da 100 lira olacağına ya da en fazla 103 lira artık neyse olacağına inandıkları, fahiş bir şeyle karşılaşmayacaklarına inandıkları noktada o zaman yavaşlatacaklar tüketimi ve biz de o zaman enflasyonun işte tüketim tarafından bir katkının geldiğini göreceğiz. Ama bunlar dediğim gibi bunların hepsinin ben seçimler sonrasında peyderpey uygulanacağını, kredi kartlarında şu an zaten herhangi bir şey yapılmıyor. Tam tersi hani mümkün olduğunca orayı sıkıştırmama yönünde bir şey var, gidiş var, gidişat var. Bir tercih var ya da öyle söyleyeyim kredi kartı tarafına. Hani baktığımızda seçimlerden sonra evet orada da bir şey olacağını düşünüyorum. Bir düzenleme olacağı düşünüyorum. Yani seçimler öncesinde çok minik belki hani çok da böyle dokunmadan o taraftaki şeye mekanizmaya ama seçimler sonrasında çünkü orası yaklaşık %20-25 yanlış hatırlamıyorsam bir reel dilim içerisinde ve çok ciddi bir rakam bakıldığında yıllık da 110 civarlarında nominal yanlış kalmadıysa aklımda. Hani bunların hepsini düşündüğümüz zaman evet orayı maalesef dizginleyemiyoruz ama zaten demin de söylediğim gibi yani harcanabilir gelir artık tüm zamlara rağmen halen yetmiyor. Yani kredi kartını kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok normal bir şey çünkü çok yüksek bir enflasyon ortamındayız halen. O yüzden de insanlar kullanmak zorundalar. Bu rakamlar da bir süre böyle yüksekte gidecek. Uluslararası yatırımcıların Türkiye bakışı için görüşünü de almak istiyorum aslında. Bir bono tahvil piyasasındaki tablonun özellikle getiri eğrisinin uzun tarafına yönelik beklentisi olan yatırımcılar tarafından biraz arz talebiyle karşılaşıldığını söyleyebiliriz. Bu cephe için ne söylersin? Bankalar da bu arada uzun vadeli kağıt talebinde bulunuyorlar Merkez Banka, Hazine'den düzelteyim. Fakat Hazine'de enflasyon eğer önümüzdeki dönemde aşağı gelecekse bu maliyetlerin üzerinden çok da fazla uzun vadeli borçlanma taahhüdü altına girmek istemiyor. Burada bir kağıt ihtiyacı var gibi duruyor ama ne dersin? Hazineden ne beklersin? Yabancı yatırımcının buraya girişi için ne beklersin? Çünkü 35-27 hareketini kabaca 1 milyar dolar yabancı girişiyle çok hızlı yaptık biz. Evet, çünkü çok sığ bir piyasa maalesef. O yüzden de hani gelen her şey yani bir sıfırdan büyüktür mantığıyla orayı çok ciddi etkiledi. Dediğim gibi 35'ten 27 seviyesine bir anda geliverdik. Faizler tarafında çok yüksek tabii bakıldığında. Yani hani eğer ki biz enflasyonda söylediğimiz patikaya ulaşacağız diyorsak bu rakamlar, bu şeyler, bu seviyeler yüksek. Bu anlamda da hani aslında Hazine şeyi de beklemeden ciddi bir borçlanma yaptı. Hani düşmesini beklemeden şöyle düşmesini beklemeden yani daha da uzatmadan önden yüklemeli bir borçlanma yaptı. Bu anlamda evet yani ben de olsam yabancının yerinde bu yani yüksek faizli 5-10 yıllıklarda tercih ederim, isterim. Çok çünkü güzel seviyeler ama dediğim gibi eğer ki enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüşünün devam edeceğini düşünüyorsak. Hazine burada dengeli gidecektir sonuçta buna. Kendinin dengeli gitmesi
aslında bir sinyal niteliği taşır baktığınızda, hani borçlanmasını önden yüklemeli değil de daha önümüzdeki dönem için söylüyorum. Daha yavaş bir şekilde, daha yayarak zamana yayarak yapması da hazinenin de enflasyon patikasına inandığını gösterir. O anlamda yani yüksekten borçlanmayı tercih etmeyip daha kademeli bir şekilde borçlanmasını tercih etmek de bir sinyal etkisidir yatırımcı için. O anlamda evet, arz tarafında da bir şey var, bir sıkıntı durumu var ama hazinenin bunu çözeceğini zaten birebir artık, yani birebir yabancı yatırımcıyla konuşan bir hazinemiz bu noktada şu anda. Hani yabancı yatırımcılarla birebir diyalog kurulduğu için buradaki genel beklenti, yabancı yatırımcının genel beklentisi, buna karşılık hazinenin de istediği karşılıklı görüşmelerle bence yürüyordur zaten. Hani genel şeyde var, bir talep de var. Türkiye'ye son rakamlar bize bunu gösteriyor. Gayet güzel bir giriş var o tarafta. Hani evet, bazen volatil, bazen bir hafta çıkıyor işte onun üzerine, 3 hafta güçlü girişler oluyor ama genel olarak bir ilginin, bir alakanın, bir şeyin, teveccühün olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz piyasaya, dips piyasasına. Bakanımız da bunu bence en iyi şekilde, şu anki görüntüyü, bu fırsat penceresini söyleyeyim, en iyi şekilde kullanacaktır. Yani bununla ilgili zaten bir şey yok, genel bir endişe yok. O anlamda da daha kademeli, arz tarafında da şeyin, hazinenin bunu da göz önüne alarak belki biraz daha arz tarafını arttırmaya yönelik bir şey yapacağını, bir adım atacağını düşünüyorum. Zaten de hani çok ciddi bir borçlanma gereğimiz olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz, bütçe açığından bahsediyoruz. Tüm bunları düşündüğümüzde zaten bir noktada bunu yapmak zorunda kalacağız. Gülay, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun, sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. İlk durağımız Londra. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekliyoruz Perşembe günü. Bunun öncesinde Avrupa'daki görünüm zayıf gibi duruyor şu an. Evet, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak Perşembe günü. 2024'ün başından beri aslında bu sene Japonya Merkez Bankası'nın ardından ikinci büyük merkez bankası olacak toplanan. Önümüzdeki hafta Fed ve İngiltere Merkez Bankası toplantıları öncesi özellikle Lagarde'dan gelecek açıklamalar burada önemli olacak. Piyasanın beklentisi daha ihtiyatlı bir ton benimsemesi yönünde Lagarde'ın mevduat faizini %4 seviyesine sabit bırakmasına piyasa kesin gözle bakıyor. Burada özellikle faiz indirimi sürecinin zamanlamasına ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Özellikle enflasyonun kontrol altına alındığından emin olmak için daha fazla kanıt görmeye ihtiyacının olduğuna dair bir söylem benimsemesi bekleniyor Lagarde'ın. Burada beklentilere baktığımız zaman tabii Lagarde'ın dezenflasyonun hızı konusunda temkinli olmasının birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi iş gücü piyasası. Şu anda Euro bölgesinde hala iş gücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor. Çünkü işsizlik oranı %6.4 ile rekor düşük seviyede. Diğer tarafta son dönemde Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede grevlerin artıyor olması. Mesela son olarak Almanya'da İnşaat işçisi çalışanları, yaklaşık 1 milyon inşaat işçisi için sendika aylık 500 euro ücret artışı talebinde bulundu. Bu da önümüzdeki dönemde ücretlerdeki artışın süreceğini bir sinyali olarak algılandı. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden son dönemde gelen açıklamalar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamadan önce İlk çeyrek ücret verisini görmek istediği yönünde. İlk çeyrek ücret müzakereleri ilişkin veriler ise Avrupa Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki toplantısından kısa bir süre sonra açıklanacak. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine en erken Haziran ayında, yani yaz
yaz döneminde başlayabileceğini gösteriyor. Fakat piyasa aynı görüşte değil. Yani her ne kadar tabii faiz indirim beklentileri geçtiğimiz ay 170 bas puandan bugün 135 bas puana kadar gerilemiş olsa da piyasa ilk faiz indiriminin Nisan ayında gelmesini bekliyor. Kurumlardan da bazı uyarılar var. Mesela Goldman Sachs bir not paylaştı. Faiz indirimlerine daha geç başlanmasının konseyin yaz aylarında birkaç tane 50 bas puanlık hamleyle arayı kapatması olasılığını güçlendirdiğine dikkat çekti. Yani aslında yaz aylarını beklemeden bahar döneminde faiz indirimine başlamasını bekleyen çok sayıda kurum da var diyebiliriz. Bugün Avrupa borsasındaki fiyatlamalara bakacak olursak endekslerde bugün ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir var. İngiltere ve Almanya borsası yatay seyre dönmüş durumda. İspanya borsası ise Avrupa'nın genelinden daha kötü performans sergiliyor. Sabah saatlerinden bu yana madencilik hisselerinde daha güçlü bir performans olduğunu görmekteyiz Açıl Sezen. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Avrupa borsalarına ilişkin detaylarını Ceren'den aldık. Şimdi Meltemi Investment Management Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Önder bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl kapattınız geçen sene fon olarak? İyi kapattık. Daha iyi olamaz mıydı? Olabilirdi tabii ama yılın 3. çeyreğinde biliyorsunuz ciddi bir düzeltme yaşadı piyasalar. Sonra Kasım Aralık'ta gayet iyi bitirdik. Bakalım bu sene ne gösterecek? Ana temayı nerede görüyorsunuz bu sene? Yani çünkü hani faizde artık pivot tartışmasının sonuna geldik. Çünkü evet, herkes faiz artışlarının sonuna geldiğimizi kabul ediyor. Şimdi indirimler konusunda aceleci olan bir piyasa. Daha sıhhatli düşünmek lazım diyen bir merkez bankacı profili var. Evet. Yani biz Mart'ta ilk faiz indirimini ne FED tarafından ne Avrupa Merkez Bankası tarafından hiçbir zaman ciddiye almadık. Hala da almıyoruz. Ama Mayıs-Haziran gibi ilk faiz indirimi hala olasılık. Mart'la ilgili olarak birkaç hafta önce piyasa %80 ihtimal veriyordu ilk faiz indirimine. Dün itibariyle %40'a düştü. Niye mi oldu bu acele sizce? Yani... Yani piyasa bence çok aşikar olduğu için soruyorum. Yani piyasa, çok aşikardı ama çok fiyatladı piyasa. Piyasa aslında Aralık'taki Fed toplantısından sonra para işte piyasası kurulu FOMC toplantısından sonra başkanın konuşmasını nedense çok güvercince buldu ve çok hani beklenmedik bir şekilde herkes herhalde birbirini bir dolduruşa getirdi ve muazzam bir rally gördük. Zaten piyasa Kasım'dan beri iyi gidiyordu. İşte Aralık'ın ikinci, üçüncü haftasıydı bu toplantı. Ondan sonra büsbütün coştu piyasa. Şimdi biraz daha gerçekçi fiyatlamalar gelmeye başladı. Yani yılın ikinci yarısının biz çok iyi bir dönem olacağını biz de bekliyoruz 2024 için. Hisse senetleri açısından mı? Hem hisse senetleri açısından hem sabit getiriler açısından. Burada daha önce hani 40-60 formülü, bono hisse arasındaki 40-60 formülünün işlediği dönemler oldu, işlemediği dönemler oldu. Geçen sene çok sıra dışı bir dönemdi. Evet. Dolayısıyla bu sene işlemesini bekliyor musunuz 40-60'ın? Ben bekliyorum. Ben 60-40 diyelim, 60 hisse 40 sabit getirili tarafında böyle fundamental bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Şimdi aslında bunun iyi işlemesi için aradaki korelasyonun kuvvetli olmaması lazım. Bugün itibariyle baktığım zaman mesela sabit getirili tarafta aggregate bono endeksi Amerika'da hala %1.1 kadar ekside. Buna karşılık Nasdaq %3 artıda. Ama öbür mesela Dow Jones ve S&P Nasdaq gibi bir performans şimdiye kadar gösterebilmiş değil. Ama gene de bir yani çok yüksek korelasyon bozulmaya başladı. 2022 gibi değil. 2022 gerçekten 60-40'ın çok kötü bir yıl olmuştu. Ama böyle bir yıl tarihsel olarak baktığınız zaman çok nadir oluyor. Şimdi şunu sorayım. Yine özellikle Amerikan hisse senetleri açısından bakıldığında değerlemelerin çok aşkın seviyelere geldiğinden bahsediliyor. Evet. Yani özellikle fiyat kazanç oranı olarak bakıldığında çok ciddi bir yükseliş olduğu, gerçeklikten çok koptuğu gibi bir bakış açısı var. Fakat özellikle tabii
bu değerlemesi çok şişmiş olan teknoloji şirketlerinin bir bölümünü, bu işte Magnificent olarak değerlendirilenleri, evet, bu 7 şirketi dışarıda bırakarak baktığınızda 16'lar civarına geldiğini, evet, gözlemliyoruz. Kesinlikle. Fiyat kazanç oranlarının. Bu da uzun vadeli tarihsel ortalamasına yakın. Hatta bir miktar iskonto içeriyor. Aynen. %16-17 kadar iskonto içeriyor. Dolayısıyla bu değerlemeyi nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Şimdi bu muhteşem yediliğe baktığınız zaman piyasanın geri kalan, yani endeksteki geri kalan 493 hisseye nazaran %55 gibi bir primle işlem görüyorlar. Ama şeye baktığınız zaman, geçmiş ortalamasına baktığınız zaman aslında geçmiş ortalamadan bu %55 prim çok daha fazla yüksek değil. Yani son senelerdeki ortalamadan. O bakımdan baktığımız zaman çok da endişe verici hala gözükmüyor. Ama geçen sene eğer çok bir konsantrasyon, bu 7 hisse üzerine toparlanmış bir portföyünüz varsa, bir miktar bunu daha geniş alana yaymakta kesinlikle fayda var. Ama çıkar mıyım muhteşem 7'den? Tamamen çıkmam. Bir de belki var mıydı sizde? Vardı tabii. Bilhassa yılın sonunda epey almıştık. Ama bu sene herhalde biraz daha hisse şeyinde, bazında bakmak lazım. Yani her yediliğin her üyesini aynı şeyde görmemek lazım. Yani bilmiyorum, mahsur yok herhalde. Hiç yok tabii ki, burada konuşuyorsunuz. Yani Tesla mesela ben almam ama... Buna karşılık Microsoft da hala iyi gözüküyor. Diğer iki tane pahalı gözüken Nvidia ve Amazon, eğer piyasanın beklediği kar artışını gerçekleştirebilirlerse aslında onlar da pahalı değil. Ama karlılıklara bağlı elbette. Karlılıklara bağlı. Onu da bir hafta sonra falan görmeye başlayacağız. Şimdi tabii geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu vardı. Yer gök, yapay zeka ve Gen AI, yani evet, üretken yapay zeka. Dolayısıyla aslında şu anda geçtiğimiz sene mesela private equity piyasası çok ciddi zorlandı. Faiz artırımlarından, evet, çok kötü etkilendi. Buralarda birçok şirketin fonlaması, değerlemeleri ciddi şekilde aşağı geldi. Şimdi artık eğer faizde pivotu gördüysek, bir PE piyasası, yani bu private equity piyasası, girişim sermayesi piyasası biraz daha hareketlenir mi? İkincisi, eğer buralar hareketlenecek olursa yapay zeka hisseleri, yapay zekayı adapte edebilecek olan sanayi hisseleri veya sağlık sektöründe çok büyük dönüşüm beklentisi var, biyomedikalde çok büyük dönüşüm beklentisi var. Buralarda fırsat doğma potansiyeli nasıl görünüyor size? Evet. Şimdi yapay zekada büyük kazançlar şimdiye kadar yapay zekayı platform olarak sunan hisselerde gerçekleşti. Bundan sonrası dediğiniz gibi bunu implemente edecek ve kendi kar marjını yükseltecek şirketlerde daha büyük kazançlar olacak. Ama orada şöyle bir problem var. Bunları tespit etmek kolay değil. Yani uzun zamandır bunları nasıl seçebileceğimize dair herkes gibi biz de kafa patlatıyoruz ama çok kolay değil bunu seçebilmek. Ve bunların bir kısmı yatırımcıları yanıltma riski de çok yüksek. Hani çok iyi bunu kullanarak marjlarında muazzam bir yükselme bekleyecek dediğiniz birisi tamamen tersi çıkabilir veya hiç beklemediğiniz bir yerden muazzam kazançlar oluşması ihtimali çok yüksek. Biraz erken bunları sağlıklı seçebilmek için. Peki burada tabii çok hızlı geldiği için, yani evet, bir senede inanılmaz bir patlama oldu. Sorarsanız herkes kullanıyor mesela yapay zeka kendi, evet, üretim metodolojisi içerisinde, ama bunun verimi etkisi, bilanço etkisi hangi şirkette nasıl olacak, bunu nasıl tespit edeceğiz? Yani aynen öyle. Bu bayağı iş değiştirici bir şey. Herkesin yapanın sorduğu soru. Yapanın kârı verimliliği inanılmaz bir yere gidebilir. Yapmayan 10 sene sonra burada olamaz dedi mesela faiz erisi yiyorsun burla. Çok orada doğru. Davos'ta yaptığı konuşmada, yani buraya gelecek paranız bile olmayabilir eğer kullanmıyorsanız dedi. Dolayısıyla ne dersiniz? Evet, çok doğru. Her şeye rağmen hani bunların içerisinden ikinci muhteşem yediliği, yeni muhteşem yediliği seçip ayırıp tespit etmek çok kolay bir iş değil bu aşamada.
Bunu yapabilmek için belki de biraz daha zamana ihtiyaç var. Yani şimdilik biraz şans önemli bir faktör bir sonraki yediliği seçebilmek konusunda. Ya illa yedili beşli falan da olmak zorunda değil ama temalardan biraz daha şirketlere doğru dönüş. Evet. Değil yani, mi? Evet. Sağlık dediğiniz tamamen katılıyorum. Şeyde sanayi üretiminde mutlaka çok büyük kazanç sağlayanlar olacak. Şey tarafında da yazılım tarafında, software tarafında da mutlaka kazananlar ve kaybedenler olacak önümüzdeki dönemde. Bunda Amerika hisselerinden bahsettik. Biraz Avrupa hisselerine de dönmek istiyorum. Çünkü Avrupa'da bir faiz indirimi beklentisi var. Ekonominin resesyona doğru gidiş riski daha bariz, daha belirgin. Dolayısıyla hem Avrupa hisseleri için ne söylersiniz diye soracağım, hem de Avrupa ekonomisindeki o selameti nasıl görüyorsunuz? Yani hani daha zor Avrupa ekonomisinin durumu Amerika'dan. Yani tamam, bir ay oldu olmadı yıl başlayalı. Şu an performansa baktığınız zaman Hindistan ve Japonya dışında Amerika, işte biraz da belki Yunanistan'la Türkiye. Bunların dışında dünyada yatırdığınız her para ziyan olmuş durumda. Buna Avrupa'nın neredeyse tamamı da dahil. 20 günde yani. Yani ilk 3 haftanın sonunda baktığınız zaman Amerika'ya değil de Avrupa'ya yatırdığınız her para bir opportunity cost yaratıyor. Amerika'ya yatırmadığınız için o parayı. Şimdi bundan sonrası için toparlama ihtimali var mı peki? Yani Avrupa'nın toparlaması gene belki biraz seçici bazda olacak. Mesela Almanya'nın toparlaması şu an için biraz daha zor gözüküyor. Almanya'nın toparlanması için adeta Brezilya faktöründe olduğu gibi değişik sebeplerden önce Çin'in toparlanması gerekiyor. Brezilya, işte Çin toparlanırsa oraya ham madde satacak, ondan kazanacak. Almanya'da Çin toparlanırsa onlara işte makine teçhizat satacak, oradan kazanacak ama yani şu anda Çin'de öyle bir şey olacakmış gibi gözükmüyor. Çin'deki hisse senetleri için ne dersiniz? Bugün işte 2 trilyon yuanlık yeni bir destek paketi, offshore kamu şirketlerinin evet, offshore kaynaklarından getireceğiz, evet, burada kullanacağız vesaire. Piyasa önce bir satın alır gibi oldu, sonra bıraktı. Evet, 2 trilyon yuan dışarıda, offshore'dan 300 milyarda onshore kaynaklardan aşağı yukarı 310-320 milyar dolar gibi bir tutar ediyor. Düşüşü durdurabilir çünkü 15 senenin en düşük seviyelerine geldi Çin hisseleri. Düşüşü durdurabilir ama kalıcı bir yükseliş için bu bile kafi gelmeyebilir çünkü Çin'de bayağı problemler var. Yani sıralayabiliriz. Şeyi herkes biliyor. Jeopolitik sorunlar var. Jeopolitik sorunlar var. Amerika çekişmesi var. Tayvan konut, meselesi var. Konut piyasası var. Problemi var. Tayvan sorunu var. Bilhassa piyasanın bu kadar düşmesine sebep olan yönetimin, ekonomi yönetiminin büyük teknoloji şirketlerinin her işine karışmaya başlaması, onları ayağına pranga takması. Amerika'da bu muhteşem yedilinin aşağı yukarı muadili karşılığı olan hisseler Çin'de de var. Ama bakın Amerika'dakiler nereye gitti, Çin'dekiler nereye gitti? Çünkü Çin hükümeti onlara destek olmayı bırakın, ciddi şekilde köstek oldu şu son 1,5 senede. Dolayısıyla burada bir gelir ve değerleme dağılımı eşitsizliğine doğru gidiyor. 2021 zirvesini gördüğünden beri Çin hisseleri 6.2 trilyon dolar değer kaybetmiş durumda Çin hisseleri. Aynı dönemde Amerikan hisselerindeki değer artışı 5.3 trilyon dolar. İşte büyük göç dediğimiz böyle bir şey. Fikret Bey, çok teşekkür ediyoruz size ve böylece Finans Merkezi'ne son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.